Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabağı tatlısı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Sesimden dolayı şimdiden özür diliyorum. Birazcık hasta olduğum için sesim bayağı düşük ve kısık bir şekilde çıkıyor. Öncelikle 2 kilogramlık bir kabak kullandım, bal kabağı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çekirdekli kısmını komple temizledim. İçi tertemiz oldu. Böyle bıçak yardımıyla sert kabuğunu soyuyorum. Bal kabağı tatlısını herkes sevmeyebilir. Benim de kendi damak tadıma çok böyle hitap eden bir tatlı değil. Ama yine de tarifi kanalımda bulunsun istedim. Çünkü tam aksine bazı kişiler de çok ama çok seviyor ve çok lezzetli buluyor bu tatlıyı. Bu şekilde ben de sizlere komple bir tarif vermek istedim. Kabuklarını tamamen soyduktan sonra böyle dilimlere ayırdım. Biraz sert olduğu için böyle dilimler haline getirdim. Daha sonrasında böyle küçük küçük dilimleri kesiyorum bıçak yardımıyla. İsterseniz daha büyük de kesebilirsiniz ama tamamen böyle daha hızlı pişmesi için ben küçük doğramayı tercih ettim. Arkadaşlar, eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında direktmen ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bal kabağını böyle dilimlere ayırdım. Daha sonrasında dilimlere ayırmış olduğum bal kabağını böyle orta boy bir tencerenin içerisine alıyorum. Tarçın çok güzel bir aroma katıyor. Bir tane çubuk tarçını içerisine attım. 3 su bardağı toz şekerini üzerine boşaltıyorum. Şekerin miktarını tamamen böyle azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Ben şimdi kapağını kapatıp bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Şeker böyle tamamen erisin. Kabak suyu varsa suyunu salsın diye. Bu şekilde tamamen eridikten sonra şeker ve kabak suyunu saldıktan sonra ertesi gün hemen ocağa aldım. Kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerindeki böyle biriken köpükleri aldım ki kabağın böyle berrak bir kabak tatlısı olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde üzerindeki köpükleri alıyoruz. Toplamda kabak tatlımı orta ateşte 30 dakika pişirdim. Ama isterseniz sizin kabağınız hani eğer daha çok sertse belki pişme süresi ona göre birazcık daha uzayabilir veya yumuşaksa daha az pişirebilirsiniz. Bu şekilde bu kıvamı aldıktan sonra ben kabak tatlımı artık alıyorum ocakta. Daha sonrasında servis tabağına alacağım. Servis tabağına aldıktan sonra tahini üzerine böyle gezdiriyorum. Tahin kabak tatlısına çok ama çok yakışıyor. Dediğim gibi kabak tatlısı zaten böyle sanmıyorum ki herkesin damak tadına böyle hitap edebileceği bir tatlı olduğunu ben sanmıyorum şahsen. Çünkü benim damak tadıma da çok böyle hitap eden bir tatlı değildi. O yüzden sadece videosu olsun kanalımda istedim. Çok sevip de yiyen arkadaşlarım da var. Onu da bildiğim için bu şekilde bir tarif hazırlamak istedim sizler için. Üzerine ceviz de serptikten sonra kabak tatlımı bu şekilde sizler için sunuma hazırlamış oldum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.